İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Konseyinin açıklaması. Ermeni intikamcı Soğuman Tehleryan 15 Mart 1921'de Talat'a suikast düzenledi. Batı Ermenistan'ın Muş ilinde kar kalınlığı 5 metreye ulaştı. Tarihi başkent Davin'in anıtlarını güçlendirme ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Anahit Boyacan Ermenistanlılara saygısını sunuyor. 16 Mart 1921 antlaşmasıyla bağlantılı olarak 16 Mart 1921 tarihinde Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile Kemalist Türkiye'nin ulusal meclisi arasında imzalanan ancak uluslararası kabul görmeyen ittifak 100. yaşını doldurdu. Rus ve Türk tarafları arasındaki bu suç antlaşması esasen Ermenistan'ın kayıplarını doğruladı. Onlar aynı zamanda uluslararası standartları ve ilkeleri ayaklar altına aldılar. Ermeni tarafının, Batı Ermenistan'ın katılımı ve rızası olmadan tarafların kararı ile Kars ve Surmalı vilayetleri Türkiye'ye, Nahçıvan ise Azerbaycan'a bırakıldı. 16 Mart 1921'deki bu Moskova Antlaşması'nın Ermenistan hakkındaki bölümü uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir. Çünkü antlaşmayı imzalayanlar Ermeni tarafının uluslararası alanda tanınan tüm haklarını ihlal etti ve Ermenistan'ın rızası olmadan Ermenistan topraklarının yeniden bölünmesine ilişkin bu antlaşmayı imzaladılar. Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve Kemalist Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi antlaşmanın imzalandığı tarihte uluslararası hukuka tabi değildi. Bu nedenle antlaşma uluslararası hukukun kendi açısından yasal olarak bağlayıcı değildir. Kemalist Türkiye'nin Milli Meclisi antlaşmanın imzalandığı tarihte Mustafa Kemal ve arkadaşları zaten 11 Mayıs 1920'de Osmanlı monarşisinin askeri mahkemesi tarafından gıyabında ölüm cezasına çarptırılmıştı. Mustafa Kemal 16 Mart 1921 tarihinden önce bir Türk askeri mahkemesinden suçlu olarak kaçıyordu. 16 Mart 1921 tarihinde Moskova'da imzalanan antlaşma yasadışıdır ve uluslararası hukuka göre hiçbir gücü yoktur. Bu nedenle Batı Ermenistan Ulusal Konseyi 16 Mart 1921'de Moskova'da imzalanan antlaşmayı aynı yılın 13 Ekim 1921 tarihinde Sovyet Ermenistan'ı Bolşevik hükümeti ile Kemalist Türkiye arasında imzalanan Kars Antlaşması'nı tanımadığını ilan etmektedir. Armenak Abrahamyan Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı 16 Mart 2021 Ermenilere karşı uygulanan soykırımın ana örgütleyicilerinden biri olan Talat'ın infazını gerçekleştiren Soğumun Tehleryan, Ermeni Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin görgü tanığı ve bir ulusal kahramandır. Soğumun Tehleryan, 1896 yılında Batı Ermenistan'ın Bagariç ilçesinde doğdu ve ilk öğrenimini burada aldı. Daha sonra eğitimine Yerzinka Erzincan Merkez Koleji'nde devam etti. 1912'de mezun oldu ve 1913'te Sırbistan'a taşındı. Birinci Dünya Savaşı başlar başlamaz Ermenistan'a gitti ve Antranik Paşa'nın alayındaki gönüllü hareketine katıldı. 1915'te Tehleryan hayatı üzerinde büyük etkisi olan soykırımdan sağ kurtuldu. 1921'de Tehleryan Nemesis operasyonuna katılarak soykırımın ana örgütleyicilerinden biri olan Talat Paşa'yı öldürme görevini üstlendi. Aynı yılın 15 Mart'ında Somon Tehleryan Berlin'in Charlottenburg semtindeki Hardenberg Caddesi'nde Talat'ı vurdu ve tutuklandı. Ancak 2 Haziran 1921'de Somon Tehleryan bir Alman mahkemesi tarafından beraat etti. Batı Ermenistan'ın Muş ilinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında karla mücadele çalışması sürüyor. Karla mücadele ekipleri Mart ayında fırtına ve tipi nedeniyle kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı ve kardan tünelerin oluştuğu yollarda zorlukla ilerliyor. Deniz seviyesinden 2600 metre yükseklikte yer alan 4 ile 5 metreyi bulan kar kütlelerini temizlemek için yoğun çaba sarf eden ekipler Adeta kardan tünellerin oluştuğu bölgede adım adım ilerliyor. Karın geçit vermediği 95 köy yolunda 89'unu ulaşıma açan ekipler, geriye kalan 6 köy yolunda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Presi'nin İnsan Hakları Savunucusu Bürosu'nun basın ve halkla ilişkiler departmanından edindiği bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan Azerbaycanlı yetkililerin Artsaha ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik Covid-19 esnasında silahlı saldırılarla insanlığa karşı suç işlediğini belirten özel bir rapor yayınladı. İnsan hakları savunucusunun bu olağanüstü raporunda Ermenicesi Tagavarak olan Covid-19 insan yapımı felaket bağlamında Azerbaycan'ın insanlığa karşı işlediği suçlarını somut örneklerle ve profesyonel analizlerle gösterdiğine dikkat çekiliyor. Özel rapora göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Güvenlik Konseyi'nin Tagavarak COVID-19 şartlarında düşmanlıkların her durumda derhal sona ermesi gerektiğine dair açıklamalarına rağmen Azerbaycan Artsax'a karşı bir saldırı başlattı. Açıklamada rapor ilgili uluslararası yapılara ve Ermenistan Cumhuriyeti devlet organlarına gönderilecek ifadesi yer alıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığından Armen Presse yapılan açıklamaya göre Ermenistan Kalkınma Fonu'nun mali kaynakları sayesinde 2016 yılında gerçekleştirilen Ermenistan'ın tarihi başkenti Devin ve Komşu Bölgeler Müzesi'nin iyileştirmesi programı çerçevesinde başkent Devin'in iyileştirmesi ve bazı kilise yapılarının restorasyonu için bilimsel proje belgeleri yetkili makam tarafından onaylanması için Kültür Bakanlığı'na sunuldu. Devin'deki ilk kazılar 1899'da Nikolaos Mar tarafından yapıldı ve daha sonra düzenli olarak devam etti. 2019'dan beri başkent Devin'in arkeolojik kazı ekibine tarih bilimleri doktoru Profesör Bedrosyan başkanlık ediyor. The Voice'tan 13 Mart 2021 tarihli makalesinden alınan bilgiye göre Anahit Boyacan Cumartesi gecesi The Voice adlı yarışma sahnesinde Jacques Vansan Baguya'nın Ben Bir Mezarım adlı eseriyle sahne aldı. Ermeni şarkıcı ve besteci olan Boyacan Fransa'da yaşıyor. Kendisini her zaman evrensel ve özellikle de geleneksel Ermeni müziğine adamış olan sanatçı, müzisyen bir aileden geliyor. The Voice'ın sahnesinde Anahit ile beraber kardeşleri de yer alıyor. Abisi Azat Davul, babası Hagop, Ermenicisi Ziranapov olan Duduk çalıyor kendi yerli halkına saygı göstermek ve bu müziği tanıtmak için geleneksel Ermeni şarkılarını icra ediyor. Anahit Boyacan performansıyla ilgili olarak şunları söyledi. Ermeniler olarak atalarımızın topraklarında barış içinde yaşamak istiyoruz. İletmek istediğim bu düşmanlık içermeyen bir umut, evrensel bir barış mesajıdır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Anahit Boyacan tarafından seslendirilen Gedaşen adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.